Ama Aygay 1150'de değil, milattan önce 7. yüzyılda kuruluyor. Ve Ayol kentlerinde sadece iki tane dağlık alanda kent var. Bir tanesi Aygay, bir tanesi Temnos. Kıyılara kurulan kentlerin limanda yaptıkları ticaretten dolayı arkalarındaki hinterlandın bir şekilde korumaya ihtiyaçları var. Bu korumayı Aygay üstleniyor. Aygay hem kendi gördüğünüz üzere yer olarak çok korunaklı bir yerde. Kocaçay ve Setlik Çayı zaten kentin iki tarafını kapatıyor ve bir yarımada halini alıyor aslında. Geri kalan kısmında da uçurumlu, dik bir arazi. Saldırması çok kolay değil, savunması çok kolay bir yer. Diğer kentleri de savunmak için buradan yukarı çıktığımızda Akropolis'ten neredeyse Manisa'ya kadar her yeri görebilirsiniz. Aynı zamanda çok uzak da değil, sadece 13 kilometre şeklen. Şimdi kentte buradan başladığımızda Akropolis'ten geçeceğiz. Akropolis'te bir iki tane layıklara bakarız, size onlar hakkında bilgi veririm. Daha sonra kentte Tiberius kapısından girip orada bir ada birimiz var, burası bir sanayi mahallesi. Oradan bahsedelim size. Diğer gezeceğimiz yerler meclis binası, agora, tiyatro ve bir Athena tapınağımız var. Bu gördüğünüz layık bizim antik dönemde okul olarak adlandırdığımız cimnazyonun bir hocasına ait. Bunun hocaya ait olduğunu nasıl anlıyoruz? Şurada gördüğünüz parşömen kapları layıta yerleştirilmiş. O dönemde insanlar yaptıkları meslekler layık taşlarını işleniyor. Gördüğünüz çelenkler onu onurlandırmak için eklenmiş buraya. Üstünde şu an zor okunan Yunanca kısaltmalar koyulmuş. Bu öğrencileri temsil ediyor. İlk çelenk. İkinci çelenk toplumu Ayoller olarak tesvir ediyor. Üçüncü çelengi ne yazık ki korunmadığı için okuyamıyoruz. Ama o da bir onurlandırma. Ama kimin adını onurlandırdığını bilmiyoruz. Aygay kentinin adı aslında Yunanca Aygay, yani Aygay keçi demek. Aygay kentinin adı da Yunanca'da keçi anlamına gelen Aygay kelimesinden türüyor. Bunu söyleyeyim. Sonra şurada gördüğünüz yapı bir Roma hamamı. İsa'dan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş. Zaten kentte şu an ayakta olan gördüğünüz neredeyse bütün yapılar İsa'dan sonra 2. yüzyılda kentin yeniden imarı sırasında yapılıyor. Şimdi burası bizim Tiberius kapısı olarak adlandırdığımız bir kapı. Bu kapının biz bulduğumuz parçalardan orijinalinin şu çizimde gördüğünüze benzer bir şekilde kemerli bir yapıda olduğunu düşünüyoruz. Bu kapıya Tiberius kapısı denmesinin sebebi İsa'dan sonra 17'de çok büyük bir deprem gerçekleşiyor. Özellikle Ege'de. Yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda bulunan bütün kentler yerle bir oluyor. Yani Küme'den, Ali Ağa'dan bahsediyorum. Manisa'ya, Saruhanlı'ya kadar bulunan bütün kentler bu dönemde zarar görüyor. Bu zarar gören kentlerin tekrar imarı için Tiberius o dönemde çok büyük yardımlar yapıyor. Şu arkada bir yazıt parçasında gördüğümüz Roma döneminde Roma diliyle yazılmış bir kalıbımız var. O kalıp Tiberius'u onurlandırmak için yazılan bir kalıp ve o kapının bir parçası. Yani Tiberius'a teşekkürlerini bildiriyorlar. Tiberius'un bu dönemde Aygay'a yardımını istemediyoruz. Burası Adabir olarak adlandırdığımız kentin sanayi mahallesi. Şurada gördüğünüz şey tuvalet demin hocamın sorduğu şey. O tuvalet neden tuvalet? Burada o tuvaletlerini yapıp burada putos dediğimiz büyük kaplarda onları biriktiriyorlar. Çünkü tuvaletleri tabaklamada kullanıyorlar, deri tabaklamada. Yapısı İsa'dan önce 2. yüzyıla tarihleniyor. Agora dediğimiz aslında kabaca bir çeviriyle pazar yeri. Ama aslında sadece pazar yeri kadar basit bir şey anlama gelmiyor Yunanlar için. Roma döneminde bahsettiğimiz hamamlarda insanlar nasıl bütün günlerini harcıyorsa Helenistik dönemde Agora'da satış için, sosyalleşmek için, felsefe için, siyaset için insanlar bu meydanlarda toplanıyorlar. Birbirleriyle sosyal, siyasi ilişkiler kuruyorlar. Aynı zamanda para kazanıyorlar. Yani filozoflar özellikle, örneğin Zenon'un Stoacılık akımı, Agoraların Stoası'nda kurulan bir okul. Burada başlayıp ondan sonra bütün dünyaya yayılmış, hala hatta günümüze kadar gelmiş bir akımdır. Burada gördüğünüz gibi yapının mükemmel bir statiği var. Hiçbir bağlayıcı kimyasal kullanmadan sadece taşları birbirine kenetleyerek yapmışlar.
ve yaklaşık bu şekilde 3 katlı bir agora oluşturmuşlar. Ve büyük ihtimalle görebileceğiniz ayakta kalmış, korunmuş en heybetli agoralardan bir tanesi Aygay'da. Diğer gezdiğiniz kentlerde agorayı bu şekilde görmeniz pek mümkün değil. Bu önde gördüğünüz odalarda satışları yapıyorlar. Bu gördüğünüz 3. katı arkada demin gezdiğimiz Bulefterion'un önüne bağlanan bir meydan haline getiriyor. Yani buranın 3. katını hayal ettiğinizde demin yukarıda olduğumuz yerle kafa kafaya geliyor. Hemen önünde şu arkada makellum var. Bu makellum aslında bir havuz. Yerdeki taşlara çok dikkatli bakarsanız üstünde kireçle kaplıyorlar onu. Bu sayede bir sızdırmazlık elde ediyorlar. Buraya su dolduruyorlar ve iki tane suyun giriş ve çıkış yapması için iki tane gider açıyorlar. Burada biriktirdikleri suların üstünde muhtemelen canlı balık, pazardaki balık satışı için, balığın da canlı kalabilmesi için kullanılıyor.